Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlarda ekran çözünürlüğü ile alakalı ayarları inceleyeceğiz. İlk önce masaüstümüzdeyken mouse'umuzla sağ tıklayıp gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü bölümüne tıklayalım. Ekranla taşınabilir bilgisayar ekranı, zaten özellikleri burada yazıyor, çözünürlüğü yazıyor. Çözünürlük şu anda bende önerilen de. Büyütüp küçültebilir, tüm işlemleri sağlayabilirsiniz. Bana önerilen bunu da tutmamı istiyor. Yani yatay, dikey, yön ayarları bulunuyor. Ekranı çevirebiliyorsunuz. Şimdi benim monitörüm ekran yenileme hızı nedir diye de herhangi bir merak ediyorsanız veya bu işlemle alakalı nereden bakılacağını bilmiyorsanız burada gelişmiş ayarlar bölümünden Intel HD grafik kartı bulunduğunu söylüyor. Burada monitör ekran yenileme sıklığı 60 Hz diyor. Yani bu monitörün yani bilgisayarımın ekran monitörünün ekran yenileme hızı 60 Hz olarak görünüyor. Şimdi Intel grafik denetim paneli bulunuyor burada da. Ekran yenileme hızı yine var burada. Grafik özellikleri diye bölüm de var. Buradan da yani ekran kartıyla alakalı gerekli ayarların bulunduğu bölümler var. Metin daha büyük ve daha küçük yapın. Yani bilgisayardaki yazılan işlemleri, metinleri daha büyük, daha iri veya bununla alakalı küçüklüğünü, büyüklüğünü isteğinize göre buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir de ikinci ekrana yansıt. İster buradan ikinci ekrana yansıta girebilirsiniz. İster Windows P tuşuna, yani Windows tuşuyla P tuşuna bastığımızda burada bir seçenek çıkıyor bize. Yalnızca kişisel, yani tek bir ekran yenile dediği HDMI kablosuyla kendi bilgisayarınızdan ikinci bir monitöre veya projeksiyon cihazı olabilir. Ekran yansıttığınızda yenileme oluyor. Genişlet dediği zaten bu ekranı geniş bir şekilde aldığı işlemi belirtiyor. Yalnızca ikinci ekran dediği sadece laptopunuzun ekranı kapalı, projeksiyon cihazı veya yansıttığınız cihazın ekranı açık olarak. Yalnızca kişisel de zaten sadece sizin bilgisayarınızın ekranı. Yani HDMI kablosuyla başka bir cihaza veya projeksiyona kabloyu taktığınızda görüntünün gelmesi için Windows P tuşuna basıp veya bu bölümden bu ayara girip yenile veya genişlet modlarından birini kullanmanız gerekiyor ki iki cihazda da ekran görüntüsü bilgisayarın ekranı tamamen yansıyabilsin. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118 58 teknoloji destek hattımızı arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Herkese iyi günler dileriz.